Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Antakya TV'den herkese merhaba, ben Yasemin Mıstıkoğlu. Bugün iki seyahat tutkunundan bahsedeceğim size. Yeni yerler gördükçe, yeni kültürler edindikçe çok mutlu olduklarını ifade eden, seyahat ederken, yeni maceralara atılırken çok hayatlarındaki en iyi şeyi yaptıklarını söyleyen iki kişiden bahsedeceğim. Kim böyle hissetmez diye düşünebilirsiniz ama bu iki kişiyi özel kılan bir konu daha var. Bu iki kişi evleriyle beraber seyahat ediyorlar. Öyle karavan değil, gerçekten ev diyeceğim ama şöyle bir ev. 1998 model bir okul otobüsünü tamamen bir eve dönüştürmüşler. Şimdi görüntülerde de göreceğiz bunları. Gerçekten bir evde kullanılan tuğlayı kullanmışlar. Güneş enerjisi kullanılmış. Camdan duşa kabinleri tamamen gerçek cam. Dolayısıyla diğer seyyahlardan, diğer seyahat sevenlerden bu iki kişiyi ayrı kılan konu bu. Çünkü bu iki kişi bir ileri dönüşüm yapmış durumdalar. Geçen hafta biz oldukça geniş bir şekilde geri dönüşümü konuşmuştuk. Atıkların geri kazanımlı yöntemlerinden bir tanesiydi geri dönüşüm. Bu hafta da ileri dönüşümü ve aşağı dönüşümü konuşacağız demiştik. İşte bu bir ileri dönüşüm. Yani işlevselliğini kaybetmiş bir ürünü, bir materyali farklı tekniklerle ve de bir yaratıcılıkla yeni bir şeye dönüştürmek, onu hayatına almak ileri dönüşüm oluyor. Aşağı dönüşüm ise yine işlevselliğini yitirmiş bir materyali farklı bir amaç için kullanmak. Örneğin bir yoğurt kabı boşaldıktan sonra onu, o yoğurt kabını işte sokak hayvanlarına sokakta su vermek için kullanmak gibi. Şimdi bu konuları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Neden geri kazanım konularına iki haftadır yer veriyoruz? Çünkü atıklar çok mühim. Bizler iklim krizinin önlenmesinde en önemli unsurlardan, yollardan bir tanesinin tüketimi azaltmak olduğunu söylüyoruz. Neden? Tüketim azaldıkça üretim azalacak. Üretim azaldıkça insan eliyle doğaya salınan emisyonlar, yani kirli gazlar azalacak. Dolayısıyla sera gazlarının oranı azalacak. Dolayısıyla hani dünyanın yaşanabilir olması için 1,5 derecede ısısının sınırlandırılması gerektiğini her programda söylüyoruz ya, işte o nedenle üretimin, tüketimin azaltılması, dolayısıyla üretimin azaltılması, dolayısıyla atıkların azaltılması gerekiyor. Atıklar bir şekilde elbette oluşuyor ama o süreçte atığın daha az olabilmesi için ne yapılabilir? Sıfır atığa ulaşmak için neler, hangi yöntemler kullanılabilir? Oluşabilecek atıklar nasıl değerlendirilebilir? İşte biz iki haftadır bu konuyu konuşuyoruz. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta geri dönüşümü konuştuk. Bu hafta da ileri dönüşüm ve aşağı dönüşümü konuşacağız. Geri dönüşümde ana fikir, dönüştürdüğümüz o maddeyi bir ham maddeye dönüştürerek tekrar ona benzer bir madde oluşturmak. Örneğin gazete kağıtlarının geri dönüşüme alınması ve tekrar daha düşük kalitede olsa bir kağıt üretimi olması. Amaç malzemelerin yeniden kullanılarak fazladan ham madde üretimini, dolayısıyla da çevreye verilen zararı azaltmak. İleri dönüşümde ise ana fikir her şey her şeye dönüşebilir. İşlevini yitirmiş bir ürünü alıyoruz, onu başka değişik yöntemlerle başka bir şeye dönüştürüyoruz. Örneğin eski bir araba lastiğinin bir saksıya dönüşmesi ya da tişörtlerin, eskimiş tişörtlerin işte örülebilecek hale getirilerek paspas haline getirilmesi, bunlar da ileri dönüşüm. İleri dönüşüm yapmak için 5 neden söyleyeceğim sizlere. Bir kere çöpü azaltmak. Nasıl? Gözden çıkarttığımız eşyaları çöpe atmak yerine onu başka bir şey olarak tekrar hayatımıza geçirebiliyoruz. Mesela İşte bir fincan, bir kupa, çay için, kahve için kullandığınız bir kupanın diyelim ki
sapı koptu. Onu bir kalemlik olarak tekrar kullanabilirsiniz. Tabii daha yaratıcı olmak mümkün. Bu tamamen kişinin kendisiyle ilgili. Bu konuda benim çok yaratıcılığım yoktur. O fincanı başka bir şeye dönüştürmek elbette mümkün. Ve benzersiz ürünler ortaya çıkar böylece. Bunu dediğim gibi bir cam kavanozundan bir şey yaratabilmek, örneğin cam atıkların çeşitli boyama teknikleriyle bu işi seven, işte boyama yapan, işte yakma cam tekniğiyle örneğin bir süs eşyasına dönüştürmek, üstelik benzersiz bir hediye de olabilir bu. Tasarruf sağlamak, bir hediye oluşturmak, gidip bir yerden hediye alacağımıza bunu bu şekilde değerlendirmek bizim bütçemize tasarruf sağlayacaktır. Gereksiz eşya kalabalığından kurtulmak, örneğin evde giyilmiyor olan işte ne bileyim gömlek olabilir, bir elbise olabilir, ondan bir çocuk elbisesi yaratabilmek, bunlar birer ileri dönüşüm. Ve de terapi etkisi, böyle bir hobi edinebilirsiniz. Bu da size hem yaratıcı hem de sanatsal bir zemin hazırlayacaktır. Bir de az bilinen, az önce bahsettim, aşağı dönüşüm diye bir yöntem var. Bu da bir geri kazanım yöntemi. Söylediğim gibi örneğin aldığımız bir yoğurt kabının daha sonra evde belki bir erzak kabı olarak kullanabilmesi. Örneğin işte kuruttuğumuz nanenin kabı olarak kullanabiliriz. Ya da işte o yoğurt kabına benzer kapların dışarılarda, sokaklarda sokak hayvanlarına verilecek su kapları olarak kullanılabilir. İşte bu da aşağı dönüşüm. Aşağı dönüşümde ürün ve malzemeleri kendilerinden daha düşük bir değere çeviriyoruz. Yine sonucu çöp oluyor elbette. Bunun sonucu yine çöp oluyor. Dolayısıyla çok tercih ettiğimiz bir yol değil ama yine de atıkları bir nebze olsun değerlendirmenin bir yolu. Hepsinin ortak noktası şu ki döngüsel olmaları. Yani bir şeyken başka bir şey oluyorlar. Tüm dönüşümlerin amacı da atıkların tekrar tekrar kullanılması, işte tasarruf sağlanması, dünya kaynaklarının daha az kullanılması, kullandığımız şeylerin sürdürülebilir olması. Atıkları değerlendirme yollarını az çok anlatmaya çalıştım. Sıfır atık çok önemli dedik. Sıfır atığı tekrarlamak gerekirse kaynakların daha verim kullanılması, atık oluşumunun sebeplerini gözden geçirerek atığı oluşturmamak, eğer oluşuyorsa minimum düzeyde oluşmasını sağlamak, atığın oluşması durumundan sonra da geri kazanım yollarından birini kullanmak, işte bu bir sıfır atık felsefesidir. Sürdürülebilir bir dünyayı amaçlamak için Çöpüne Sahip Çık Vakfı bazı başlıklar sıralamış. Ben de size onları söylemek istiyorum. Diyor ki, sıfır atık felsefesini biraz önce açıklamaya çalıştım. Onlar da şöyle bir maddeleme yapmışlar. Öncelikle reddetmeliyiz. Neyi reddetmeliyiz? Plastik poşetleri kullanmaktan, işte meşrubatları içerken kullanılan o pipetleri reddedebiliriz. Bunun yerine plastik poşet yerine kendi hazırladığımız bez torbaları kullanabiliriz. Yani öncelikle atık çıkartacak ve de işlenmesi güç olan atıkları kullanmayı reddetmeliyiz. İkincisi azaltmak diyorlar. Daha az tüketmek daha az çöp demektir. Dolayısıyla tüketimimizi azaltmalıyız. Üçüncüsü yeniden kullan. İşte az önce söylediğim mesela ileri dönüşüm, aşağı dönüşüm, bunlar atıkları yeniden kullanmak için bir metot. Ve geri dönüştür. Geri dönüştürmek de bizlerin kullandığı malzemelerin bir şekilde ayrıştırılması, onların da geri dönüşüm merkezlerine ulaşması ve orada tekrar ham madde olarak tekrar hayata geçirilmesi. Bireysel olarak yapmamız gerekenleri az çok sıraladım. Bir şey daha yapabiliriz. Çöpümüzü kurgulayabiliriz. Ne demek çöpümüzü kurgulamak? İşte bu geri dönüşüm tekniklerini şöyle bir aklımızdan geçirirsek, hangi plastiğin ne kadar sürede yok olduğunu bilirsek, hangi materyalin neye dönüşeceğini bilirsek, işte bizler de kullandığımız malzemeleri ona göre seçeceğiz ve çöpümüzü kurgulayacağız anlamına geliyor.
Karar alıcıların, kural koyucuların da elbette yapması gerekenler var. Yani biz tamam çöpümüzü kurgulayalım, işte atıklarımızı bir şekilde evin içerisinde kendimizce ayıralım. Çünkü bizim böyle bir zorunluluğumuz yok ama bunların da kural koyucular tarafından, yerel yönetimler tarafından, karar alıcılar tarafından bizlerden sağlıklı bir şekilde alınması gereksin ki bizler de motive olalım ve bu işe devam edelim. Örneğin yurt dışında bu sistem öyle güzel oturtulmuş ki neden ülkemizde yok diye düşünüyoruz. Yurt dışında kaynağında, yani çöpün çıktığı yerde ayrıştırılıyor çöpler. İşte gıda çöpleri, işte camlar, kutular, metaller, işte süt kutuları hepsi ayrı ayrı ayrıştırılıyor. Hepsi ayrı ayrı çöp kutularına, çöp poşetlerine konuluyor ve yerel yönetimler bunları ayrı günlerde, ayrı saatlerde topluyorlar. Ve teşvik de veriyorlar. Sen eğer plastik şişeleri geri dönüşüme götürürsen oradan sana verdikleri bir fişle sen alışveriş yapabiliyorsun. Bunun yanında ceza sistemi de uygulanıyor. Eğer sen çöplerini karışık olarak belediyeye veriyorsan bunun bir de cezasını ödüyorsun. Ha çöpün çok fazlaysa ona göre vergi ödüyorsun. Daha az çöp çıkartıyorsan daha az vergi ödüyorsun. Dolayısıyla evet bireylerin yapacakları var ama başımızdaki yerel yönetimlerin de muhakkak yapması gerekenler var atıkların değerlendirilebilmesi için. Bizler bireyler olarak elimizden geleni yapmaya elbette çalışacağız. Ne için? Dünya için, çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için. Ama muhakkak kural koyuculardan, karar vericilerden de destek istiyoruz. Bu konu siyaset üstü bir konu. İnsan sağlığı, dünyanın sağlığı. Dolayısıyla bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Çocuklarımıza, geleceğimize bizler yatırım yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak istiyoruz. Biz onlara bağ, bahçe, toprak, arazi, miras bırakmak zorunda değiliz. Ama dünyayı yaşanabilir bir şekilde bırakmak zorundayız. Bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.